Bu malzemelerle güzel, rengarenk bir karnabahar turşusu hazırlıyorum. Mor karnabahar turşusu için ben mor lahana kullandım. Siz mor havuç ya da pancar kullanabilirsiniz. Rengarenk bir görüntü vermesi için diğer kavanoza da sade karnabahar ve normal havuç kullandım. Turşu kurarken olmazsa olmaz malzemelerimiz sirke, kaya tuzu, defne yaprağı, limon, limon tuzu, karabiber taneleri, sarımsak, taşköprü sarımsağı ve nohut mayalanması için. Şimdi hepsinden kavanozlara göz kararı ilave edeceğim. Turşu kurarken olmazsa olmaz malzemelerimiz ev sirkesi, kaya tuzu, defne yaprağı, limon, nohut mayalanması için sarımsak, tabii ki taşköprü sarımsağı, karabiber taneleri ve limon tuzu. Şimdi hepsinden göz kararı kavanozlarımıza ilave edeceğim ve üstüne kaynar su ekleyeceğim. Karnabahar turşusunun tam da zamanı. Ben kaynar suyla kuruyorum. Kaynar suyu ilave edip kapağını sıkıca kapatacağım. Bir haftaya kadar turşumuz hazır olacak. Kaynar suyumuzu da ekledikten sonra mor lahana rengini vermeye başladı bile şimdiden. Bakliyat yemeklerinin yanına harika bir alternatif olacak. Rengarenk karnabahar turşusu tam da zamanı. Bir haftaya hazır olacak. Biraz malzemeler aktif olması için şöyle karıştıralım döndürerek. Malzemeler daha güzel karışsın diye şu şekilde çevirerek döndürebilirsiniz ya da alt üst edebilirsiniz.